Ekranların en çok izlenen sağlık programı Doktor Feridun Kunak Show bugün yine dop dolu. Sağlıklı saçlara sahip olmanın doğal yolları nelerdir? Saç bakımı için evde uygulayabileceğiniz pratik bilgiler. Tüm hanımlar ekran başına kitleyecek şampuan yapımı. Saç beyazlamalarınızı önleyecek özel doğal yöntemler. Saç dökülmelerini engelleyecek bitkisel yöntemler. Serap Kunak'tan doğal malzemelerle saç boyası yapımı. Az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir sorunumuzdan, hem erkeklerin hem kadınların ciddi sorunlarından bir tanesini konuşacağız. Saçlarla ilgili konuşacağız. Saçlarımız niye dökülür? Saçlarımız dökülecekse ne çare bulacağız? Saçlarımız beyazlaşırsa ne çareler bulacağız? Neler yapacağız, neler yapmamız gerekiyor? Dökülmeye nasıl mani oluruz? Renginin beyazlamamasını nasıl sağlayabiliriz? Hepsini güzelce elimizden geldiği kadar yapacağız. Serap Hanım da bakın bu çok garantili, çok güzel bir şey. Saçlarınıza bir boya yapacak ama kimyasal olmayan bir boya. Saçları beyazlaşan hanımefendiler, hiçbir zaman kimyasal boyayla boyamayınız. Bununla ilgili İstanbul Nişantaşı'nda böyle bir yerden geçiyorduk. Tam hemen bir hanımefendi yolumu çevirdi. Dedi ki ne olur o hanımınızı benim yerime bir öpün. Neden efendim? Ben dedi kimyagerim. Bir fabrikada kimya bölümünün başı olarak çalışıyorum. Senelerdir saçlarım boya boya içim yanıyordu bu zehirli şeyli safama sürüyorum diye ama başka çare bulamıyordum. Bir gün tesadüfen sizin programınızı seyrettim ve bu boyayı yaptım. O gün bugün eşinize dua ediyorum. Hem saçlarım daha güçlendi. Hem saçlarım dökülmesi durdu, hem de kimyasal olmayan şeyler kullandım. Nasıl mutluyum, nasıl mutluyum, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum diyor. Lütfen hanımlar kaçırmayın. Bitkisel, %100 doğal evde yapacağınız saç boyası. Biraz sonra yapacağız, hem de tatbikatlı göstereceğiz. Bugün çok güzel yapacağımız şeyler var kardeşlerim. Allah'ın bir nimeti. Ne bu? Hindistan cevizi. Eskiden bulmak zordu. Gelmiyordu. Şimdi ise Türkiye'mizde de çok kolay bulunabiliyor. Hindistan cevizinden size saçlarınız için çok yararlı saç yağı yapacağız. Hindistan cevizi yağı yapacağız. Saçlarınıza çok mükemmel. Artı yine saçlarınıza çok faydalı olacak ama diğer bakımlardan da çok faydalı. Hindistan cevizi sirkesi yapacağız. Banyoya girmeden önce Hindistan cevizi yağıyla güzelce yağlayacaksınız bir saat. Saçlar iyice güçlenecek. Banyodan çıkarken durulama suyuna da Hindistan cevizi sirkesi koyacaksınız. Mis gibi buram buram Hindistan cevizi kokacak. Böyle bir program yok. Gelin bunu kaçırmayın. Ne olursunuz eşinize dostunuza hemen çabucak daha vakit var. Telefon edin bu programı kaçırmasınlar. Saçların Serap Hanım boyayacak da ben size bir karışım yapacağım. Saçlarınızın beyazlamasına mani olacağız. Hafif böyle alttan çıkan beyazlamalara böyle mükemmel gelecek. Şurada bir abim var hemen böyle keyifli keyifli gülmeye başladı. Hafif saçlar beyazlamış. Onu herhalde kullanırız. Neden yararlanacağız biliyor musunuz? Cevizin yaprağından yararlanacağız. Biberiyeden yararlanacağız. Isırgandan, soğandan, kara üzümden, yoğurt suyundan, sarımsaktan ve soğan kabuğundan yararlanarak saçlarınızın beyazlamasını engelleyecek bir şey yapacağız. Göreceksiniz çok mükemmel. Saçlarınıza hani bazı losyonlar falan sürüyorlar, şey yapıyorlar. Ben size bir losyon yapacağız. Hiç öyle kimyasal paralı losyon almayın. Gelin evde bunu yapın. Hem saçlarınız parlasın, hem güzel koksun, hem de güzel şekil alsın. Ne bu? Lavantalı, karanfilli çok güzel bir karışım yapacağız. Benim şampuanım acaba iyi bir şampuan mı değil mi? Hangi şampuanı kullansam diyenlere size hangi şampuanı seviyorsanız kullanın da o şampuanı gelin düzgün hale getirelim diyeceğiz. Ne yapacağız? Bir iki işlemle şampuanınızın içine özel vitaminler koyacağız. Bazı yağlar koyacağız. Bir karışım yapacağız. Onu şampuanınızın içine ilave yaptığınız zaman o şampuanınız güzelce doğal hale gelecek. Organikleşecek. Organikleşecek. Sevgili kardeşlerim, bugün dolu dolu dop doluyuz. İnşallah güzellikte anlatacağız. Bugün öğretmenlerimiz gününü de kutlayacağız. Biraz sonra onlarla ilgili de konuşacaklarımız var. Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum demiş Hazreti Ali Efendimiz. Biz de aynı şekilde öğretmenlerimizin kulu kölesi oluruz diyeceğiz.
Biraz sonra onunla ilgili hazırlığımız var. Onunla ilgili de konuşacağız tabii ki. Sevgili kardeşlerim, her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızdan veriyoruz. Ayakkabılarımızı alabilmenin şartı, ayakkabılarımızı alabilmenin şartı bugüne mahsus, bugüne mahsus sadece ve sadece öğretmenlerin aramasını isteyeceğiz. Bir daha söylüyorum. Bugüne mahsus, bugüne mahsus telefon bağlayacağız ya. Telefonla şifreyi bilenler lütfen emekli öğretmenlerim olabilir, öğretmenler olabilir. Öğretmenler ya da öğretmen eşi de olabilir. Onların aramasını isteyeceğiz. Biz tabii Türk halkımıza güveniyoruz. Ben öğretmen eşiyim dedikten sonra saygımız sonsuzdur. Onlara da vereceğiz. Yani öğretmenlerin ve öğretmen eşlerinin aramasını istiyoruz. Onlara vermek istiyoruz bugünkü ayakkabılarımızı. Şifremizi bilenlere, hanımlara hanım modeli, erkeklere erkek modeli ayakkabılarımız var. Bugün sizlere vereceğiz. Sadece ve sadece şifremizi bilmeniz kafi. Öğretmenlerimize vermek istiyoruz bugün ayakkabılarımızı. 3 tane birden ayakkabımız var. Bir de WhatsApp yoluyla da ayakkabımız var. Onu da vereceğiz. WhatsApp nasıldı? 10 kişinin fotoğrafını çekene, 11. kendisini çekip yollayana hangi numaraya yollayacak? 0532 113 99 98 numaralı telefona yollayana hemen ayakkabımızı hediye edeceğiz. Ayrıca ben de bu programda soru sormak istiyorum diyenlere 0312 284 0410 numaralı başvursunlar diyeceğiz. Ben de Feridun Kunak'a ulaşamıyorum. Ne yapacağım diyenlere diyeceğiz ki programımıza buyurun. Gelin 5 kişi program bittikten sonra arkada bakıyoruz. Bugün mesela nereden var? Kuşadası'ndan gelen ablam var. İzmir'den gelen ablam var. Şikayetleri çeşitli. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız program bittikten sonra. Ben de gelemiyorum diyenlere, ben Hakkari'deyim nasıl geleceğim, ben Erzurum'dayım nasıl geleceğim, ben Edirne'deyim nasıl geleceğim diyenlere de diyoruz ki feridunkunak.com'a girip telefon numarasını yazınız. Bizim ekip arkadaşlar size dönüp muhakkak soracaklar. Buyurun derdiniz nedir diyecekler. Derdinizi dinleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim, bugün dolu dolu dop doluyuz. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Haydi sabah jimnastiğimizi yapalım. Bir kendimize gelelim. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı programımızı yapalım. Önce enerjimizi tazeleyelim. Enerjimizi tazeledikten sonra sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyalım. Derin derin nefes alalım. Her nefes aldıkça bedenimize iyilik, güzellik, sağlık, mutluluk dolsun. Derin derin nefes alıyoruz. Her nefes aldıkça güzellikler, huzur, mutluluk bizi buluyor. Rahatlıyoruz, rahatlıyoruz, rahatlıyoruz. İyilikler, huzur, mutluluk dolsun, iyilik dolsun. Rahatlayın, 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 rahatlayın. Bu nefesi alırken burnunuzdan alıp ağzınızdan verin. Ama yavaş yavaş yapın, hızlı hızlı yapmayın. Sakin sakin yaptığınızda çok güzel olacağından emin olabilirsiniz. Enerjinizi tazelediğinden. Sevgili kardeşlerim, neyle başlayalım? Boynumuza başlayalım. Gidebildiği kadar sağa gitsin, gidebildiği kadar sola gitsin. Sağa gitsin, sola gitsin. Sağa, sola, sağa, sola. Boyun için çok önemli hareketler gösteriyoruz. Sağ, sol, sağa, sola. Şimdi aşağı yukarı yapalım. İyice aşağı yukarı yapıyoruz. Geriye, öne, geriye, öne, geriye, öne, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Olduğumuz yerde sağa sola eğeceğiz. Sağa eğ, sola eğ. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sola. Sağ, sol. Sağ, sola. Harikasınız. Şimdi ne yapıyoruz? Omuzlarımız için. Omuzlarda fibromiyalji olmasın. Ne yapıyoruz o zaman? Çevir. 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 Tersine çevir. Tersine çevir. Tersine çevir. Tersine çevir. Olduğunuz yerde kaldır, 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 bırak, bırak. Fibromiyaljiler için, omuzlar için. Kaldır, 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 bırak, bırak, bırak. Kaldır, 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 bırak. Hadi omuzlar için yine çevir, 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 çevir. Tersine çevir, tersine çevir, ters. Ellerin biri aşağıda, biri yukarıda. Biri aşağıda, biri yukarıda. Evet, çok güzel. Parmaklarımız için, ellerimiz için yapıyoruz. Pençe yap, bırak, pençe yap, bırak, pençe yap, bırak, pençe yap, bırak. Yumruk yap, sık, bırak, yumruk yap, sık, bırak, yumruk yap, sık, bırak. Bilekleri çevir, 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 tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Dirsekleri kapat, aç, kapat, aç,
kapat, aç, kapat, aç. Şöyle silkin, dökülün, rahatlayın ve en önemli jimnastiğinizi yapın. Neydi en önemli jimnastiğimiz? Ruhumuzun jimnastiği. Ruhumuz iyi olmadı mı hiçbir şey iyi olmuyor. Ruhumuzun iyiliği nereden geçiyor? Şükretmekten geçiyor. Ne diyoruz? Bütün verdiklerine, huzuruna, mutluluğuna sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. İyiliklerle, güzelliklerle, huzurla, mutluluklarla, şifalarla beni imtihan et ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin, sana sonsuz şükürler olsun diye şükrünüzü sakın ihmal etmiyorsunuz. Ve her gece kendinize de ve çocuklarınıza da bunu muhakkak öğretiniz. Yattınız, dualarınızı ettiniz, ondan sonra düşüneceksiniz. Ben bugün kendim için ne yaptım? İki, bugün ben ailem için, etrafım için, çoluğum, çocuğum için, konu komşu için ne yaptım? Üç, bugün devletim, milletim için ne yaptım? Ve en önemlisi, beni yaradan, bu hale getiren Allah'ım için ne yaptım? Bu dört soruya hep evet demeye çalışınız. Bu dört soruya evet dedikçe her şeylerin rast gittiğini, her şeylerin iyi gittiğini, her şeylerin güzel olduğunu göreceksiniz. İçiniz güzel olacak, çok güzel uyuyacaksınız. Uykusuzluk ne çekmeyeceksiniz, huzursuzluk çekmeyeceksiniz. Ama bu sorular hep evet demeyi öğreniniz can kardeşler. Dedikten sonra neyle devam ediyoruz? Yine sırtımızla belimizle ilgili devam ediyoruz. Ellerimizi öne doğru uzattık. Gidebildiği kadar sağa gitsin, gidebildiği kadar sola gitsin. Sırt için bel için yapıyoruz. Sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ. Şöyle rahatla, rahatla, rahatla. Olduğunuz yerde yine sağa eğil, sola eğil. Bel için, sırt için, karın kenarlarındaki şişkinlikler için simit tabir ettiğimiz yerler için. Sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola, şöyle rahatla. Dize, kalçaya, bele ilgilendiren basit hareketimiz. Olduğunuz yerde çek, bırak. Çekiniz. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, 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 bırak. Çek, bırak. Çekiniz. Çek, çek, çek. Yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Rahatlayın. Şimdi öbürüne yaptık. Çek, bırak. Çekiniz, çek, çek, çekiniz, bırakınız, çek, 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 bırak, çekiniz, çekiniz, çek, bırak, çek, bırak, çek, yana aç, getir, bırak, çek, yana aç, getir, bırak, çek, yana aç, getir, bırak, rahatla, 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 rahatla. Geldik diz için çok önemli hareketimize. Bu hareketin özelliği, bacağı dümdüz uzatıyoruz. Ayağı ya öne doğru ya da kendinize doğru çekeceksiniz. Biz bugün ayağı öne doğru uzatalım şöyle. İyice uzatın ama. Olduğu yerde kaldır indir. Kaldır indir, kaldır indir. İçe dışa, içe dışa, içe dışa. Eklemleriniz için çok önemli bu hareketler kardeşlerim. Her gün sabah lütfen yapmaya çalışınız bizimle beraber. İçe dışa, içe dışa, içe dışa. Rahatlayın, rahatlayın. Öbürüne geçtik. Bacağı uzattık, ayağı öne doğru uzattık. İyice karşıya bakıyor ayak ucu. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldır, indir. İçe, dışa. İçe, dışa. İçe, dışa. Daire. Tersine daire, tersine daire, tersine daire, tersine daire. Şöyle bir rahatlayın bakalım. Geldik ayaklara. Ayaklar şişmesin, morarmasın. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek. Çekiniz. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek. Çek, bırak. Varis olmayalım. Ayaklarımız şişmesin. Ayaklarımız morarmasın. Bu hareketle ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi sevgili kardeşlerim. Ne olursunuz bu hareketleri her gün yapmaya çalışınız. Yapmayan kardeşlerimize telefon edip yaptırmayı sağlayınız. Lütfen, çünkü bu hareketler çok önemli. Eklem sağlığınız için, vücut sağlığınız için çok 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 lazım. Bu hareketleri kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyiniz. Kardeşler, şimdi size hemen bir çok basit Hindistan cevizi yağımı yapayım. Ondan sonra güzel görüntülerimiz var. Onları yapacağız. Şimdi Hindistan cevizi yağı nasıl yapacağız? Tamam. Kavanozumuz buradaymış. Hemen gösteriyoruz. Bunun için lazım olan şey bir tane cam kavanoz.
Bir de 1,5 litre saf zeytinyağı. Zeytinyağınız güzel olmazsa yağınız güzel olmaz. O yüzden zeytinyağınız muhakkak güzel bir yağ olacak. Tercihen de sızma zeytinyağı olacak. Buna çok dikkat ediniz. Bu hafta sonu gittik, çekimler yaptık. Sızma zeytinyağı nasıl oluyor? Sızma olmayanlar nasıl oluyor? Onlarla ilgili önümüzdeki günlerde görüntülerimiz var. Sızma zeytinyağı hakiki. Zeytini dalından koparıp getiriyorlar. Hemen özellikle sıkıyorlar. Fakat şimdi onunla ilgili bir teknoloji var. Bir çoğu onu taşta eziyorlardı içindeki çekirdeğiyle beraber. Öyle eziyorlardı. Fakat o çekirdek de ezildiği zaman çekirdeğin bazı maddeleri o zeytinin yumuşak kısmını bozuyormuş şey kısmı. Şimdi size göstereceğiz, görüntüleri var. Bir makine çıkarmışlar. Önce zeytinin çekirdeğini ayırıyor. Zeytinin et kısmı tabir ettiğimiz kısmını alıyor. Onu sıkıyor soğuk preste böyle. Kendi kendine sıkıyor hemen gözümüzün önünde böyle. Şşş diye yağ akıyor. İşte zeytin sütü dedikleri tam zeytinin özünün özü o. Ondan bulursanız en ideali o. Aklınızda olsun. Çünkü eğer ondan bulmazsanız bunların bazılarına ısı uyguluyorlar. Niçin uyguluyorlar? Asiti fazla oluyor. Asit ne? Zeytinyağının içindeki asitlik derecesi var. Eğer zeytinyağı fazla beklerse, zeytinyağı toplanırken fazla böyle çürümeler yaparsa, korozyon yaparsa onun asitlik derecesi yükseliyormuş. Siz de 10 derece, 8 derece, 9 derece şeyi yiyemezsiniz. Nasıl yersiniz? En fazla 1-2 derece yiyebilirsiniz. Ama ideali 0'ın altında olan, 0-5 yani 1 derecenin altında olanlar çok güzel. İşte onu olabilmesi için ısı işlemi yapıyorlar. İyi de o zaman ne oluyor? Zeytinyağının içindeki bir sürü element kayboluyor. Bir sürü güzel mineraller kayboluyor. İşte bunun iyi güvendiğiniz bir yerden soğuk sıkma tabir edilen hakiki sıkmalarını bulursanız zeytinyağı ilaç. Vallahi billahi Amerika'da kendi gözlerimle gördüm bir eczanede ilaç niyetine zeytinyağı satılıyordu. İlaç niyetine zeytinyağı satılıyordu. Evet hemen şimdi sirkemizi yağımızı yapıyoruz. Şimdi bunun için 1,5 litre saf zeytinyağını aldık. Bir kavanozun içine boşalttık. Evet ondan sonra ne yapıyoruz? Bildiğimiz Hindistan cevizini aldık. Hindistan cevizini biraz kırmak zor. Onun için bakın şurada 3 tane noktası var. O 3 noktasından girerek kırmak lazım. İçinin suyunu da sakın kaçırmayın. Suyunu da çocuklarınıza muhakkak içirin. Ondan sonra kuvvetli bir çekiç lazım. Ama ne olur elinizi kolunuzu kırmayın. Hay Feridun Konak senin yaptıracağın sirkeye de hay yağda demeyin bana. Bak ben tembih ediyorum. Günah benden gitti. Bir şey olursa da gene beni arayın. Ben size yardım edeyim. Ne yaptık? Bir tane Hindistan cevizini aldık. Kabuklarından ayırdıktan sonra rendeledik. Rendelediğimiz zaman daha güzel çıkıyor. Ondan sonra getireceğiz bunun içine koyacak. Bir tane zeytinyağı yeter. Ha ben iki tane daha yaparım olur. Daha da güzel olur. Daha da iyi olur. Bir tane zeytinyağını güzelce koyduk. Ondan sonra aldık bir tahta kaşığımızla güzelce bunu bastırdık. Kardeşler bunu bu şekilde yapıyoruz. Gidip gelip karıştıracağız ve gidip gelip şöyle ezeceğiz. Fırsat buldukça ezeceğiz bunu. Ondan sonra bunu ne yapacağız? Kapağını kapatacağız. Bakın sirkelerde kapatmıyoruz. Bunu da kapatacağız. Güneşe koyacağız fırsat buldukça. Birazcık da olsa güneş görmesi lazım. Güneş görmüyorsa da ne sıcak ne serin orta bir yerde ev sıcaklığında, oda sıcaklığında bekleyecek. Ama güneş görürse ki Rabbim havalarda güzel gidiyor. Buna birazcık güneş göstereceğiz. Yaklaşık 15 gün sonra filan süzeceğiz. İnanılmaz bir saçlarınızı kuvvetlendirici yağ. Sadece saçlarınız ama hayır cildinize de kullanabileceğiniz mükemmel bir yağ elde edeceğiz. Hiç gidip sağdan soldan bir sürü nasıl olduğunu bilmediğiniz yağlar almayınız. İşte size yağ, işte size Hindistan cevizi yağ. Ama geldi reklamlar, gidelim reklamlara. Reklamlardan sonra çok özel anlatacaklarım var. Sakın bugünkü programı kaçırmayın. Sonra benim kafam niye kel oldu demeyin. Şimdi reklamlar.
Ne yapıyorsunuz ablalar? Ne yapıyorsunuz orada? Merhaba, merhaba. Geliyorum şimdi, geliyorum. Bakalım ben de gözleme yapacağım. Neydi bunun adı komutanım? Neydi? Soğanlama. Ha, bu Kırşehir'imiz yöresinde mucura, çok yapılan mucura mahsus bir özel gözleme yemeği. Neydi? Soğanlama. Soğanlama. Peynirli, bir de şey yumurtalı çeşitleri size. Ha. Çörek. Bakalım şimdi göreceğiz. Geliyorum ablalar, bekleyin beni sakın. Bitirmeyin, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Hiç kemane çalmazsa aynalı kölye de binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Merhaba ablalarım, merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Ne kadar güzel hazırlamışsınız böyle. Neler yapıyorsunuz böyle ablalar? Soğanlama yapıyoruz. Soğanlama. Evet. Soğanlama yumurtalı peynirle. Evet. Bunlar açıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Ben de içini hazırlıyorum hocam. Tamam. Sen de içini hazırlıyorsun. Ocağa gönderiyorum. Bu ablam da pişiriyoruz hocam. Biz de pişiriyoruz. Pişiriciler çok sevgili sevgilim. Gördünüz evet, mü? Evet. Üç tane. Evet. Şimdi burada en önemli işi de ben yapacağım. Evet. Ne yapacağım? Bir güzel yiyeceğim ben de. Ben de yemesini olsun. Yapacağım. Afiyet olsun. Evet, afiyet sağ olun. Olsun hocam. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerim, dedim ki ablama birazcık da sen benim yerine geç, ben de senin yerine geçeyim dedim. Bakalım becerebilecek miyim sevgili seyircilerim. Ellerimi güzelce yıkadım, tertemiz geldim. Unumuzu yaparak bakalım gözlememizi açabileceğiz. Gözleme açmanın özelliği ne abla? İnce açacaksınız, öyle. Ne özelliği, biraz öğret bakayım bana. Bastırarak ovalayacaksınız, bastırarak. Bir de şeyine dikkat edeceğiz. Kalın olmaması lazım. Peki. Biraz şöyle. Eliniz yakışıyor. Simetrik. Elim yakışıyor mu? Evet. Puanı verdin mi? Kaç puan? Şimdi bitirince not isteyeceğim. Bitirince not isteyeceğim sizlerden. Bakalım kaç puanlık yapabilmişim, soracağım sizlere. Evet. Şimdi çeviriyoruz. Nasıl oluyor abla? Çok güzel oluyor. Oldu bile neredeyse. Un atacağız mı arada? Evet. Un da atmasını biliyor. Vallahi siz evde biraz hanıma yardımcı oluyorsunuz. İnanır mısın? Evde hiç mutfağa girmem. Ama eliniz çok güzel. Bilirim de pek yapmam ama şeyde balık olursa ben yaparım. Mangalda et olursa ben yaparım ama diğer şeylere hiç karışmam. Ben bu kadar biraz zor bir adamım ama çok iyi bir adamım. Neden? Hiç yemek soğukmuş, sıcakmış, varmış, yokmuş hiç kelime etmem. Hemen anında geçer kendime yaparım. Hemen her şeylerimi yerim, hiç bir sıkıntı çıkarmam. Hiç yemekle ilgili hiçbir sıkıntı çıkarmam. Ama çok şükür de hiçbir sıkıntı da olmadı, da olmaz da. Dedik, bismillah dedik. Abla ne diyorsunuz, güzel açıyor mu, açmıyor muyum? Geldi mi? Biraz daha açayım mı? Biraz rengi kaçtı mı sağa sola biraz? Kaçık oldu mu? Yok yok, çok güzel. Çok güzel. Evet. Mesleğimizi elimizden alacağız. Eyvah eyvah. Yok canım. Ankara'ya bir gözleme kadar, dükkanı açalım. O kadar de. Bence de. Soğanlama dükkanı. Bence de. Ankara'ya bir soğanlama dükkanı açıyorum. Bu dükkanda da doktorun gözlemesi diyorum. Buyurun diyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerim, Anadolu'da en güzel özelliklerden bir tanesi de çay. Hadi derler çayımızı içelim. Ama çayın da böylesi hiçbir yerde olmaz. Güzelim yemyeşil bir bahçedeyiz. Artı o bahçenin güzel bir gölgeliğindeyiz. Ve nasıl çayımız? Hocam her şeyle orijinal, doğal. Odun ateşinde pişmiş. Semaver çayımız. Muhtarım da geldi. Bakın odun ateşimiz burada yanıyor sevgili seyircilerim. Gördüğünüz gibi mis gibi köz olmuş. Köz olmuş. Evet, altından güzelce biraz sonra
çayımızda işte semaverimiz odun ateşinde yapan güzel. Bunun da demi bir farklı olur. Bunun da tadı bir farklı olur. Hep beraber içeceğiz. Afiyet bunun olsun. İçinde ceviz kabuğu da yakıyor musunuz? Evet efendim. Çünkü biz yakıtında abimin daha önce şey bahsettiğine gibi göre cevizin şey yakıt olarak da kullanabiliyoruz. Yani semaver nasıl semaver? Burası bir ceviz bahçesi olduğu için sevgili seyircilerim, içinde altta yanan ateşini yakan da cevizin kabuğu. O sert evet. Kabuklarını da yakıp çayımızı da içeceğiz. Soğanlamamızı da yiyeceğiz. Evet. Hadi buyurun bakalım. Afiyet, afiyet olsun. Olsun. Sevgili seyircilerim, bahçemizi dolaşıyoruz. Bahçemizde geldik en büyük nimetlerimizden biri. Maydanozumuza. Maydanoz inanılmaz bir nimet sevgili seyircilerim. Kan sulandırıcı özelliği var. Vücudumuzdan toksin atıcı özelliği var. Böbrek iltihaplarını düzeltici özelliği var. İdrar yapamayanların idrarını çoğaltıcı özelliği var. İnanılmaz bir nimet, Allah'ın bir hikmeti. Burada da komutanım en doğallarını yetiştirmiş. Bakın renklerinin güzelliğine bakın. Gördüğünüz gibi böyle maydanozları bol bol sofranızdan eksik etmeyin. Maydanozu böyle çiğ olarak yiyebilirsiniz. Kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Böyle 3-4 dalına yaklaşık bir yarım litre kadar su koyup kaynatıp suyunu içtiğiniz zaman böbreklerinizi temizleyici, taş kum oluşmasına önleyici özelliği var. Daha sonra yine böyle 3-4 dalını sabah robottan geçirin. Üstüne bir yarım limon suyu koyun. Onu içtiğiniz zaman zayıflatıcı özelliği var. Yani böyle bir nimet yok. Hele böyle doğalını da bulunca en güzeli. Öğretmenim zevk sahibi, kabağı bile böyle süslemiş. Boyamış kabağı diyeceğim. Değil sevgili doğal. Seyircilerim. Ama bismillah. Allah böyle ne kadar güzel boyamış. Ne kadar güzel yapmış. Görüyorsunuz. Adeta çizilmişçesine böyle güzel. Biz size diyoruz ki sevgili seyircilerim, domateslere, domatesler doğal olsun diyoruz. İşte burada en doğal domatesler gördüğünüz gibi. Mis gibi kokan bir domates. Görüyorsunuz bakın. Oh, mis gibi domates kokuyor. Gördüğünüz gibi en güzel domateslerimiz böyle yetişmiş bir şekilde. Evet, sonra ne var burada başka? Biberlerimiz var. Sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi bu biberlerimiz de çok sevdiği ve yemeklerde çok yenilen acı biber bunlar. Bunların boğazlarındaki iltihapları giderici, ses güzelliğini sağlayıcı, metabolizmayı hızlandırıp kilo verici özelliği var. İçinde C vitamini çok, gariban nezleye karşı güzellikleri var. Burada da gördüğünüz gibi fasulyelerimiz sevgili seyircilerim. Doğal fasulyelerimiz. Tam Ayşe Kadın fasulye derler. O cinsten böyle fasulyeyi kırdığınız zaman böyle çıt diye ses gelir. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir fasulyemiz. İşte fasulyeler bu şekilde. Sevgili seyircilerim, ceviz bahçemizde Eyüp komutanın bahçesinde geziyoruz. Gezerken burada bir şey gördük. Komutanım bu ne dedik? Sevgili seyircilerim, bu meğerse neymiş? Böyle bakınca, bu taraftan bakınca, Ahmet Bey bu taraftan bizim tarafından çekince M. Niçin M? Öğretmenimin yani eşinin adı M. Peki buraya bakınca, böyle bakınca ne? E. Niçin E? Eyüp'ün E'si. Evet sevgili seyircilerim. Komutanım eşine böyle güzel bir espri yapmış. Eyüp'ün E'siyle ve yere kazımış. Yere kazımak ne diyor? Gönlüme kazıdım diyor. Beynime kazın diyor. Meral'in M'si, Eyüp'ün E'si. İşte gördüğünüz gibi evin temeline değil, evin esas gönüllerine, beyinlerine kazınmış. Böyle kardeşlerimize Allah nice güzel uzun ömürler, sağlık, afiyetler, amin, huzur, amin, mutluluklar versin inşallah diyelim. Öğretmenimle komutanım beni methedince benim ekiptekiler biraz bozuldular.
Hep hekim diyorsunuz. Bu işin ekibi yok mu kardeşim? Ekip de var burada dediler. Evet, ekibime çok teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar benim tam anlamıyla kardeşim, tam anlamıyla canım ciğerim. Bazen benim sert çıkışıma rağmen, bazen benim böyle aceleciliğime rağmen hiçbir şey demeden, gece gündüz demeden benimle bu güzel programı yaklaşık 800 tane canlı yayını ve Anadolu yollarında dolaşa dolaşa çektiğimiz evlerini bırakıp, yuvalarını bırakıp benim peşimde koşturan bu kardeşlerimize huzurunuzda canı yürekten candan teşekkür ederim. Yönetmenim dahil bütün hakikaten çok teşekkür ederim ve alkış onlara da istiyorum. Ekibinizle çok iyi uyum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burcu'da çekimlerimiz vardı. Sevgili seyircilerim, bugün biliyorsunuz bana bir harf öğretinin kulu kölesi olurum demiş Hazreti Ali Efendimiz. Biz de aynı o felsefedeyiz, o düşüncedeyiz. Bugün öğretmenlerimizin günü. Esasında her gün öğretmenlerimizin günü olması lazım. Düşünün, bir aileyiz, bir tane çocuğumuzu baş edemiyoruz. Götürüyoruz, 20 tane çocuğu veriyoruz. Hadi baş et diyoruz. Hadi diyoruz. Allah razı olsun, baş ediyorlar. Gerçekten bizlere güzelce zor yetiştirip çok veriyorlar. Zor, doğru. O öğretmenlerimizin başımızın tacı, hepsinden Allah onlardan razı olsun. Öğretmenler günümüz kutlu, mutlu olsun. Bütün amin, öğretmenlerimize inşallah. Bütün sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler dileyelim. Bizim de bir öğretmen misafirimiz var. Meral Hocam şöyle bir yanımıza alalım. Öğretmenim sizi şöyle bir alalım. Buyurun. Buyurun, hoş geldin canım öğretmenim. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Öğretmenler gel şöyle aldık. Kutlu olsun. İyi ki geldiniz. Öğretmenliğimizi yanımıza aldık. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldi. Bugün bizi kırmadı, geldi sağ olsun. Evet. Ayaklarına sağlık. Biz de kendisine Serap Hanım. Bütün aman Feridun Bey, ben verseydim ne olacaktı? Sen verecektin de sana getirecektin. Ay çok teşekkür ederim. Yani illa burada da bir muzun attığını yapacağına. Bütün öğretmenlerin adına ben vermek istiyorum. Hiç değilse öğretmenin hatırına bir şey demeseydin. Tamam, öğretmenlerin adına hocam. Harikasınız. Bütün öğretmenlerin adına Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi ki geldiniz. Tüm öğretmenlere de buradan. Türkiye'min öğretmenlerinin adını alıyorum. Şehit öğretmenlerimin adını alıyorum. Atatürk'ümün adını alıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ay ne güzel söyledi. Öğretmenim güzel bir şey söyledi. Evet. Şehit öğretmenlerimiz de oldu maalesef bu memleketimizde. Tabii çok oldu. Şimdi dağın tepesinde genç bir kız. Gözünün içine bakamayan anne baba görevi diye yolladı. Almış eline badana boyasını, boyuyor okulunu. Sabah kalkıyor, sobasını yakıyor. Niçin? Bizlerin çocuklarına, oradaki ailelerin çocuklarına bakabilmek için genç kızlarımız var. Genç delikanlılarımız var. Doğuda gidip görevler yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Amin. Hakiki öğretmen amin. Onlar. Evet. Diğer öğretmenlerime de saygı duyuyorum ama o genç yaşında oralara gidip de o kutsal görevi yapanlara saygıyla eğiliyorum. Önlerinde diz çökerek eğiliyorum ve öyle alkışlıyorum. Allah onlardan razı olsun. Amin. Allah onlar gibilerini, öyle öğretmenlerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara saygı duyuyorum. Saygıyla eğiliyorum. Evet. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Evet. Gözlerimizle en görüyoruz. En baştaki evet baş öğretmenimiz Atatürk evet, dedi. Evet tabii, tabii. Aynen öyle. İlk başta ondan başlayarak hepsine. Evet. Bir güzel bir anını anlat öğretmenim bize. Ne diyorsun? Bir aklına gelen bir anı var mı şöyle? Heyecanla belki gelmez de. Yok anılarım çok da Atatürk deyince Atatürk'ümüzün bir sözünü, güzel sözünü söylemek istiyorum. Buyurun. Sınıfa girdiğim zaman benden daha üstün kürsüdeki öğretmenimdir diyor. Harika. Çok teşekkür ederim. Evet. Vallahi alkış. Evet, biz de öğretmenler günümüz nedeniyle bunu da tatlı sen yiyelim, de tatlı konuşalım. Buyurun öğretmenim size. Evet, önce sizden başlayalım. Ondan sonra da misafirlerimize de ikram edelim. Amin. Evet. Ömrümüz tatlı geçsin inşallah hepimizin. İyi ki geldiniz. Buyurun bakalım. Ayaklarınıza sağlık. Hemen şurada arkadaşlar gelin. Teşekkür ettik hocam. Hadi afiyetler olsun. Evet. Hadi afiyetler olsun. Hocam teşekkür ederim. Tamam.
Hadi bakalım öğretmenlerimize. Öğretmenim çok hocam, teşekkür. Hocam iyi ki geldiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok buyurun, teşekkürler. Öğretmenlikten artık bugün daha yüce demeyeyim de. Başka bir meslek daha var. Bilmiyorum ne. Bir söyler misiniz? Hisseder misiniz? Hocam heyecanlandım. Seviyeye inen öğretmenden başka tıp mensupları. Evet. Doğru. Doktorlar. Örneğin şu anda en son geç ve son tanıdığım hocam sizsiniz. Sağ ol. Artık bana neler yaptınız falan onları şimdi anlatacak değilim. O kadar güzel hastalara ilginiz, samimiyetiniz, moral verişiniz, samimiyetiniz, güçlendirici olmanız ve bilgi dağarcığınızla onları normal patika bir yolda yürüyor gibi, asfaltta değil ama onları çok güzel yerlere getirmeniz ve bütün Türkiye'yi eğitiyorsunuz. Yani ben böyle bir şey görmedim. Bilmiyorum, gören duyan varsa söylesin de. Ben bu yaşıma kadar hakikaten öyle. İstanbul'da bir Bülent Dilaveroğlu diye hekimim vardı. Ondan da çok memnundum, Allah razı olsun. Hani olacağı olur diyordu. Selam olsun buradan. Olmayacağı olmaz diyordu ama hocam gibisini hakikaten. Sağ olun. Çok teşekkürler. Harikasınız. Ben de senin adına çok teşekkür ediyorum. Tanıştığım için, bütün Türkiye'ye verdiğiniz değer için, samimi davranışlarınız, bilgilerinizi aktardığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler. Sonunda öğretmen şeyi var, müziği var Feridun Bey. Şimdi çok güzeldi her şey, güzelliklerle. Şimdi gelelim programımızın devamına. Sevgili seyircilerim, size saçlarla ilgili birazcık anlatalım. Saçımız çok enteresan. İncecik bir kılın dibinde, şöyle bir kılını düşün. Burası da cildiniz. Bu kılın dibinde şöyle bir kök var sevgili seyircilerim. Buna bir damar geliyor. Bir tane damar geliyor, topluyor. Bir tane damar geliyor, besliyor. İncecik kılın dibine de böyle kan damarları geliyor sevgili seyircilerim. Bunun içinde bazı maddeler var, pigmentler diyoruz. Bunlar saçınızın rengini veriyor. Belirli bir zaman sonra bu pigmentlerde bozulma olduğu zaman saçlarınız beyazlaşıyor. Belirli bir zamandan sonra. Sevgili seyircilerim, buradaki kanlanma bozulduğu zaman saçlarınız cansızlaşıyor. Az kan geldiği zaman dibinden beslenemiyor. Bir çim düşünün, çimin köküne güzel beslenmediği zaman ne oluyor? Çim sararıyor, cılızlaşıyor. Saçlarınız da aynı o şekilde. Eğer biz saçlarınızın dibini canlandırabilirsek, yani kan dolaşımını arttırabilirsek saçlarınız gürleşiyor. Bir de saçlarınızın kesimi de çok önemli sevgili seyircilerim. Saçlarınızın ucunda eğer şöyle gösterelim. Ucu kırık, tabir ettim, şöyle dirçikli olduğu zaman uzamasında sıkıntı oluyor. Muhakkak onun böyle künt olarak şöyle kesilmesi lazım. Bu şekilde olduğu zaman saçlarınız uzama yapabiliyor. Ama kırıksa ucu, şöyle dirçikli ise mikroskopta görülüyor bunlar. Küçücük saç kılınızdan bahsediyor, o zaman uzamıyor. O zaman kırıklı saçlarınızı muhakkak almanız lazım. Saçınızın dibine dikkat etmeniz lazım. Saçınızın kan dolaşımını hep düzgün tutmanız lazım. Bizim bir sloganımız var. Neydi? Bir yere kan gelmesi lazım. Kan gelen yere can geliyor. Saçınızın dibine de kan gelmesi lazım. Kan geliyorsa can geliyor sevgili kardeşlerim. İşte biz bugün saçlarınızın dibine kan getirici işlemler yapacağız. Bir Hindistan cevizi yağı yaptık. Banyoya girmeden önce sürün, saçlarınızın dibi beslensin dedik. Evet, neden? Saçlarınızın derisinde bir saç yağı var. Bu saç yağı çok önemli. Saç yağının dengesini bozduğunuz zaman saçlarınız kuruma yapıyor. Saçınıza özel bir yağ veren
ciltte bir sistem var. Ben Hindistan cevizi yağından çok memnun kaldım Feridun Bey. Herkese tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bir tek saçınıza değil cildinize de sürebilirsiniz. Doğru, doğru. Çok şimdi, çok etkili bir yağ. Evet, şimdi biz size bugün kendiniz Hindistan yapın. Cevizi yağını yaptık. Şimdi bir de hemen çabucak Hindistan cevizi sirkesi yapalım. Hindistan cevizi sirkesinde ne yaptık? Saç için. Saç için. Neden? Saç için ama iç edebileceğiz zaten. Saç için niye? Banyodan çıkarken bununla durulayacaksınız. Saçlarınız püfür püfür güzelim Hindistan cevizi kokacak. Ve saçlarınızın dibinde kepek olmayacak. Saçın dibinin beslenmesini sağlayacak. Ne yaptık? Bir tane Hindistan cevizini güzelce rendeledik. Ondan sonra bunu eğer iki taneden yapabilirseniz daha da iyi olur. Bakın böyle böyle de atabilirdik. Böyle böyle de atabilirdik. Biz bunu rendeledik. Rendeledik ama bu rendeledik. Elimiz çarpmasın diye bunları şey yaptık. Bunları da atacağız. Bu parçaları da atacağız içine. Hiçbirini yazık etmeyeceğiz. Ne yapacağız şimdi buna? Her zaman olduğu gibi 4 litre suyumuzu koyacağız. 4 litre suyumuzu koyuyoruz. Hindistan ceviziniz küçükse 2 tane Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi artık her yerde bulunuyor. Suyunu koymadım. Hindistan cevizinin suyunu koymadım içine. Söyleyeceğim Serap Hanımcığım, söyleyeceğim. Bir dakika Serap Hanımcığım. Bir çorba kaşığı da tuzumuzu koyduk. Hindistan cevizinin içinde mineraller var. Bir sürü minerallerimiz var. Bir bardakta ne koyduk? Mayamızı koyduk. 4 litre su, bir bardakta mayamızı koyduk. Suyumuz biraz az olmuş. Onu birazcık daha ilave yaptık. Bir çorba kaşığı da tuz koydum. Bir çorba kaşığı tuz, bir bardakta maya koyduk. İşte kardeşlerim, bu da Hindistan cevizi sirkemiz olacak. Kaç gün sonra olacak? Yaklaşık 15-20 gün sonra olacak. Bunu serin bir yerde bekleteceğiz. Üstüne güzel böyle örtümüzü örteceğiz. Hava alsın diye. Arada bir karıştıracağız. Bravo. Muhakkak ama muhakkak arada bir karıştırmamız lazım. Bunu ne zaman kullanacağız? Banyodan girmeden önce bununla yağlayacağız saçlarımızı bir saat önce. Biraz sonra size organik şampuan yapacağım. O şampuanla saçımızı yıkayacağız. Çıkarken de 3 litre suyun içine bundan bir fincan koyacağız. Onunla karıştırıp kafamıza dökeceğiz. Saçlarımızı bununla yıkayıp çıkacağız. Göreceksiniz saçlarınızdaki güzelliği, güzel kokuyu ve güzel beslenmeyi. Sirkemizde olduğu zaman size bunu da göstereceğiz. Hindistan cevizi yağı saç kırıklarına da çok iyi geliyor. Yani banyodan çıktıktan sonra şöyle bir damla, iki damla elinize damlatıp saçlarınızın uçlarına şöyle yedirerek sürdüğünüz zaman saç kırıklarını da engelliyor. Ben çok faydasını gördüm. Yani bütün yaz boyu biz bu ne Serap Hanım? Suyu. Bravo. Evet. Bu da Hindistan cevizinin suyu. Hindistan cevizini kırdığınız zaman içine bir suyu çıkıyor. Evet. İçinde C vitamini çok bol sevgili kardeşlerim. C vitamini oranı çok bol. Ayrıca Hindistan cevizinde A vitamini var, B vitamini var. Saçlarınızı besleyecek hem B vitamini hem A vitamini var Hindistan cevizinde. O yüzden çok kıymetli. Hindistan cevizi cildinizin güzelleşmesinden tutun da saçlarınızın beslenmesinden tutun da her yere çok faydalı. Alzheimer'a yediğiniz zaman da içinde potasyum lifler var. Çok güzel oranlar var. Bunlar böbrek taşlarını düşürücü özelliği var. Bilhassa şu suyunu içerseniz böbrek taşlarını düşürücü özelliği var bu suyu. Hindistan cevizinin içinden çıkan suda kumlara dökücü özelliği var. diye öksürük olduğunuz balgamınız var. Bu suyundan içtiğiniz zaman bizim yaptığımız sirkeden içtiğiniz zaman onda rahatlama meydana geliyor. Mide ağrılarına çok faydası var Hindistan cevizimiz. İdrar söktürücü özelliği var. Böbrekleri temizleyici özelliği var. Sevgili kardeşlerim, çocuğu olmayan kardeşlerimiz hem hanım hem erkek kardeşlerimiz Hindistan cevizinin suyunu, Hindistan cevizinin kendisini ve bizim yapacağımız Hindistan cevizinin sirkesini içtikleri zaman onda da çok faydalı bir nimet. Biz bu suyunu yazık etmeyeceğiz. Bu sirkenin içine de koyabiliriz. Kendimiz de içebiliriz. Aklınızda olsun. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapınız. Alzheimer'a çok iyi geliyor demiştiniz. Şimdi reklamlara mı gitmek zorundaymışız? Şimdi reklamlara gideceğiz. Alzheimer'a da doğru. Hepsine faydalı. İnanılmaz bir nimet. Allah'ın bir mucizesi. Reklamlardan sonra buradayız kardeşlerim. Evet sevgili seyircilerim. Bugünkü programımızın en önemli kısmına geldik. Lütfen saçlarını boyayan hanımefendiler, saçlarımda beyazlık oldu diyen hanımefendiler, saçımı nasıl boyasam, ne yapsam diyen hanımefendiler çok dikkatlice izleyiniz, dikkatlice dinleyiniz. Garantili bir saç boyası
Hiçbir sentetiklik doğal. Yok. Hiçbir kimyasal yok. %100 doğal. Bakın şimdi biraz sonra yapacağız. Daha geçen sene ablamıza yapmıştık. Ablam çok memnun kalmış. Bugün tekrar getirdik. Bakalım konuşacağız onunla da. Ne oldu? Evet. Geçen sene yapmıştık sana abla. Nasıl olduydu? Neydi? Çok iyi oldu. Çok faydasını gördüm. Doktor Bey. Saçların daha beslendi mi? Daha ne oldu? Beslendi. Daha gürleşti. Değil mi? Gürleşti. Dibinden geliyor. Evet. Sizlerin vay. Sayesinde. İnan sizlerin sayesinde. Sağ ol bir tanem. Ne güzel. Hadi şimdi rengini değiştirelim. Senden tabii. De Allah razı olsun. Rengini hadi. Değiştirelim. Bana da çok soranlar saçlarınızı neyle boyuyorsunuz diye. Benim saçlarım kına. İşte bu yaptığımı yapıyorum. Eğer soran varsa, merak eden varsa mutlaka gelsin bizi izlesin, yazsın. Bir tutam hibiskus. Yani nar çiçeği. Bir tutam şöyle hibiskus, atın nar abi. Çiçeği. Bu çok güzel renk veriyor. Bir tutam ceviz yaprağı. Aynı zamanda çok da besleyici. Bir tutam da defne yaprağı. Bir tutam böyle kahverengi soğanın. Sarı soğan mı diyorsunuz buna? Kahverengi mi diyorsunuz? Sarı soğan diyor. Evet. Bunun böyle kabuklarını koyuyorum. Ama siz isterseniz eğer kızıl olsun diyorsanız o zaman kırmızı soğanın. Evet kabuklarını yani koyacaksınız. Yani şunun kabuklarını koyacaksınız. Evet kırmızı soğanın kabuklarını koyacaksınız. İçine şöyle bir çay kaşığı da zerdeçal koyuyorum. Bu da çok güzel renk veriyor. Aynı zamanda bu saç tiplerinde kaşıntılar falan olur ya Feridun Bey. Onları da alıyor götürüyor. Bir çay kaşığı da siyah çay koyuyorum. Şöyle dolu dolu. Buna 3 su bardağı su ekliyorum. Ve bunu 5 dakika kaynatıyorum. Böyle fokur fokur 5 dakika kaynatıyorum. Altını kapatıyorum. İçlerini sonra, bir daha sayalım. Ne vardı? Hibiskus, ceviz yaprağı, defne yaprağı, çay, siyah çay. Soğan kabuğu. Soğan kabuğu ve zerdeçal. Evet ve zerdeçal. Kaç dakika şimdi kaynatacağız? Bir 5 dakika kaynatacağız. 5 dakika kaynattık. Böyle fokur fokur 5 dakika kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra 5 dakikada demledik. Rengi göstermek istiyorum size. Kaynat 5 dakika kaynattık, 5 dakika demledik. 5 dakika demledik. Evet, demledik. Ağzını açtık. Soğudu. Soğuduktan çok sonra çok yukarıdan koyarsan üstüne sıçrar. Tamam, ben rengi yap. Göstermek rengini istiyorum. Rengini göstermek için tamam. Şöyle kaldırıvereceğiz. Tamam. Kaldıralım. Bakın çok güzel bir renk elde ettik. İşte sevgili seyircilerim çıkan renk bu. Evet çıkan renk bu. Bu kınaya rengini veriyor. Şimdi bunu bunun içine bir tatlı kaşığı sirke ekliyorum. Niye ekliyorum sirke? Bizim yaptığımız sirkelerden ekliyorum. Burada hiç herhangi bir sirke. Elma sirkesi de olur, alıç sirkesi de olur. Bir tatlı kaşığı sirke ekliyorum. Çünkü sirkede rengi sabitliyor. Rengi tutuyor. 3 çorba kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Bu da böyle bakım amaçlı olsun diye koyuyorum içine. 3 çorba kaşığı zeytinyağını da ekledik. 1 çorba kaşığı yoğurt suyu koyuyorum. Yok yok yani. Ayda bir kere yaptığınız zaman aynı zamanda saçlarınızı bakım da yapmış oluyorsunuz. Bunun içine şimdi karacağım. Hani kınayı kardı derler ya. Şimdi karacağım. 1,5 su bardağı kınayla. Şöyle yavaş yavaş yedire 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 yedire. Evet. Şurama sıçradı. Şimdi yavaş yavaş bunu da ekleyeyim. Bence onu ben yapayım mı? Önlük tak. Tamam takalım. Evet biraz niye önlük biraz taktık diyorum. Sıçradığı yerde boyası çıkmıyor sonra. Evet Feridun Bey biraz daha koyacağım. Ne kadar yaptınız? 1,5-2 oldu. 2 su bardağı İki oldu. 2 su bardağı oldu. Yani macun kıvamına gelene kadar evet. Kına koyacaksınız. İşin özü o. Bir aman, daha söylüyorum. Evet. Macun kıvamına gelene kadar şey macun kıvamına gelene kadar kına koyacaksınız. Şimdi burada bir püf noktası daha var. Onu söylemedin. Bir püf noktası daha var. Bunu ben toprak bir kabın içine alıyorum. Aldıktan sonra birazcık ısıtıyorum. Biraz ısıtıyorum. Isıttığımız zaman da tamamen artık o boyaya dönüşüyor. İyice içindeki her şey işlemeye başlıyor. İkinci püf noktası eğer siyah yapmak istiyorsanız, koyu renk yapmak istiyorsanız içine de bir tatlı kaşığı dövülmüş rastık koyuyoruz. Koyalım mı? Hanımefendiye soralım. Nasıl istiyor rengini? Abla kızıl gibi mi istiyorsunuz, kızıl siyah gibi mi istiyorsunuz? Kahve gibi mi istiyorsunuz yoksa daha mı koyulaşsın? Kızıl istiyor. Tamam. Kızıl istiyorsa koymuyoruz. Koymuyoruz ama isterseniz siz rastık koyabilirsiniz. Hani şarkısı da vardır. Rastık çekerek mahmure diye. Tamam. Evet eski kadınlar rastık sürerlermiş kaşlarına da.
Rastığın çok etkisi oluyor. Tam bir boya kıvamına getiriyor rastıkta. Evet, tamam. Gayet güzel oldu. Katı bir kıvama geldi. Yani hafif katı gibi böyle. Ne diyeyim? Macun gibi. Muhallebi gibi. Muhallebi gibi peki. Feridun Bey macun dedi, ben muhallebi dedim. Hayata bakış açımız işte Feridun Bey. Ne var, ben kötü bir şey söyledim? Yok, ben muhallebi dedim de hani çok sevdiğim için herhalde. Böyle güzelce kardık. İşte. Şunu da götürsene. Onu mu götüreyim? Yetmeyecek. Tamam vazgeçtim. Yok yok, güzelce süreceğiz. Tamam peki. Yedire süreceğiz. En az 3 saat bekleteceğiz. 3 saat bekleteceğiz. Şöyle ben elime aldım. 3 saat bekleteceğiz. Ayda bir yaparsınız. 1,5 ayda bir yaparsınız. Feridun Bey aynı zamanda baş ağrısında geçirdiğini söylüyorlar kınanın. Bilmiyorum ne kadar doğru. Nedenini anlatalım. Kınanın negatif enerjiyi alıcı, kötü enerjiyi alıcı özelliği vardır. Doğrudur. Baş ağrısında öyle giderir. Yalnız bunu yaparken alnınıza falan fazla damlatmayın. Alnınızda da şey kalır. Yok, sonra alabilirsiniz. Peki sonra alabilirim. Sonra alabilirsiniz. Peki, sonra güzelce ben. Silersiniz. Şöyle bir zeytinyağlı pamukla kenarlarını silip ondan sonra eski bir başörtüsümü artık takarsınız. Bir naylon torba geçirip üstüne de. Evet. Bir naylon torba geçirirsiniz kafanıza. Üzerine de. Evet evet, yok yani gerçekten çok güzel oluyor. Ben kınanın kokusunu da severim. Çok da memnunum. Aynen öyle, ben de öyle. Yumuşacık oluyor saçlarınızı yıkadığınız zaman. Feridun Bey size bir şey soracağım. Rüyasında böyle kınalı kalkanlar varmış. Yani bir yerlerine kına yakılmış kalkanlar varmış. Doğru mudur? Ne oluyormuş öyle kalkınca? Yani mesela diyor ki hanımefendi bir uyandım diyor. Böyle bir soru geldi bize. Ha. Bir uyandım diyor. Ayağımın tekinde kına vardı diyor. Kendine. Hocam ne der acaba diyor. Neden olmuş diyor. Peki ne diye iddia ediyor? Rüyada diyor işte acaba diyor işte üç harflilerin diyor kınasına gittim de orada mı oldu diyor. Öyle bir rüya gördüm diyor. Uyandığımda diyor. Uyandığımda diyor ayağımın tekinde kına vardı diyor. Böyle sevgili kardeşlerim. Sana Feridun Bey. O arkadaşım gece tuvalete gittiğinde yanlışlıkla boyalı bir şeye basmıştır, ondan olmuştur. Kardeşler. Kesinlikle ve kesinlikle cinler alemi vardır. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Önümüzdeki günlerde ben size onun güzelce ayetlerini çıkarayım. Göstereyim. Biliyorsunuz cin suresi de vardır Kur'an-ı Kerim'de. Cinler alemi vardır. Cinlerin de aynı bizlerde olduğu gibi iyi cinler, yani Müslüman cinler ve şeytani cinler vardır. Birçok o hokkabazlar, sihirbazlar, şunlar bunlar şeytani cinlerle ilişki kurup bazı şeyleri bilebilirler, bazı şeyleri yapabilirler. Neden? Cinlerin ömrü uzundur. 150 yıl yaşadıkları, 200 yıl yaşadıkları söylenir. Cinlerin ömrü uzundur. Ve cinler, bilhassa bu şeytani cinler pis yerlerde yaşarlar. Neden? Eskiden bir yere su dökerken falan aman derler, dikkatli dök, tehlike olur. Doğru. Çünkü o pis yerlerde yaşadıkları için, oralardan beslendikleri için sizin döktüğünüz bir şeyden rahatsız olup size zarar verme durumları olabilir. Ama Yüce Allah, Yüce Kur'an-ı Kerim, Yüce Peygamberimiz bize bunlardan kurtulmanın çaresini öğretmiştir. Hiçbir şekilde size zarar veremezler. Ne zaman? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim dediğiniz zaman. Kulen Rabbinnas ve felakları okuduğunuz zaman orada söylüyor. Her türlü kötülüklerden, şeytanın şerrinden, kötü şeylerin şerrinden, yerlerin göklerin yaratıcısı Yüce Allah'a sığınırım diyor. İşte kardeşlerim, önümüzdeki günlerde ben size ayetlerini de çıkarıp güzelce anlatacağım. Cinler alemi vardır. Cinler alemi sizin dediğiniz gibi çok korkutucu değildir. Öyle gece ben cinlerin düğününe gittim de orada kına yaktılar da evet, böyle bunlar hurafedir. Bunlar hurafedir, aldatmacadır. Birbirinizi kandırmayınız. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey olamaz. Gece yatmışın da sizin fark etmediğiniz sabah cevizle uğraşmışsınızdır. Eliniz biraz renklenmiştir. Ya da bir şey değmişsinizdir. Eliniz renklendirmiştir. Ondan olmuştur. Ya da ayağınız boyalı bir yere basmıştır. Ondan olmuştur. Yoksa öyle gece geldi cinler, bir uyandım ki elimde kına var. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey olmaz.
Böyle bir şey katiyeten olmaz, yoktur. Cinlerin de işi gücü yok da sizin gelip elinize kınamına yakmazlar. Öyle bir şey yok. Deniz'in ismini söylediğiniz zaman üç harflemek daha iyi değil mi ya? Hiç öyle bir şey yok. Zaman. Hiç öyle bir şey yok. Yok ismini söylemezsen de hemen geliverirlermiş falan, öyle bir şey yok. Evet, halk i̇şte, arasında öyle diyorlar üç harfli, çünkü. Üç harfli hiçbir şey yok. Siz gönülden, içten, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim dediğiniz zaman size ne gelirler, ne bir şey yaparlar. Bunlar derler ki bu Allah dostu, biz ona bir şey yapamayız derler. Senden 100 metre öteye kaçar giderler. Hiçbir şekilde ne girerler ne de gelirler. İnanmayın, yok benim evime geliyor da lambaları yakıyor da söndürüyor da bilmem ne yapıyor, yok. Sen onlara yönelik şeytani işlerin varsa o zaman olur. O zaman olur. Çünkü sen onlarla müşterek iş yapıyorsun. Önümüzdeki günlerde ben size güzelce bunu kitaplarla ispatlı şekilde anlatacağım. O zaman gene konuşuruz. Ama bir daha söylüyorum. Öyle gece kına geldi yaktı. Bilmem ne oldu. Ben onların düğüne gittim. Bilmem ne gittim. Bazıları var. İşte ben bir şeytanla, ben bir cinle evliyim. Mevliyim, böyle şeyler söylerler. Onların hepsini nasıl oluyor, nasıl olmuyor ben size ince ince izah edeceğim, tabii anlatacağım. Siz de Anadolu'da bir sürü tıbbi açıdan anlatacağım. Yaptınız. Tıbbi açıdan anlatacağım. Nasıl oluyor, nasıl olmuyor. O niçin tıbbi açıdan anlatacağım? Onlarla uğraşanların ruh durumları farklıdır çünkü. Onların hepsinin ruhsal problemleri vardır o kişilerin. Onlarla ilgili gidip o kişilere musallat olurlar. Onların ruhsal durumları problem olduğu için. Çünkü onlar yürekten, gönülden, içten Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim demeyi bilmezler. Abdestsiz gezerler. Onlarla ilgili gider onlara yapışır. Onlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Onların hepsini ise hem tıbbi açıdan hem cinler açısından hem de Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor, Peygamberimiz bize nasıl anlatmış, hadisler, hepsini izah edeceğim can, evet. Kardeşler. Bugün geldik, kınamızı yaptık. Bu kınayı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiçbir zararı yok, yan etkisi yok. Tam tersine bir sürü yararı var. Çünkü içinde bir sürü yararlı olacak şeyler var, maddeler var. Aynı zamanda beyazlarınızı da kapatabilirsiniz. Bir de eğer artarsa buzluğa da koyabilirsiniz. Tekrar çıkartıp ondan sonraki ay yeniden kullanabilirsiniz. Evet. Bir dahaki sefere kullanabilirsiniz. Evet, bir dahaki sefere. Şimdi Serap Hanım boyadı. Boyadı. Ben de diyorum ki gel bozulmadan önce bir şeyler yapalım. Hafif böyle kırlaşırken bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Hemen anlatıyorum. Ceviz yaprağından faydalanıyoruz. Ceviz yaprağını bulduk. Tamam. Cevizin dışında yeşil bir kabuğu vardır ya. O da çok güzel. Eğer bulursanız o da olur. Ondan da atabilirsiniz. Şimdi anlatıyoruz. Bir tutam ceviz yaprağını attık. Bir tutam biberiye attık. Çok değişik, saçları için bir şey anlatıyoruz. Bir tutam ısırgan otu attık. Sevgili kardeşlerim, şimdi ne yapmaya devam ediyoruz? Bir tane soğanı atacağız. Soğanı nasıl atacağız sevgili kardeşlerim? Böyle. Böyle vurduk. Güzelce soğanımızı attık. Kabuğuyla mabuğuyla. Öyle niye vururlar? Cücüğünü çıkartmak için, değil mi? Cücüğünü çıkarmak için. Evet. En güzel yeri. En güzel yeri orası. Neyse. Onu da attık. Şimdi sevgili kardeşlerim devam ediyoruz. Bir avuç karaüzüm. Yalnız bu karaüzümün bir özelliği var. Bunu da ezip koyacaksınız. Bir daha söyleyeyim. Bunu da ezip koyacaksınız. Şöyle ezeceksiniz hepsini bir güzelce. Bir avuç kadar da karaüzümü güzelce ezdikten sonra koyduk. Bir daha söylüyorum. Neler var? Ceviz yaprağı, biberiye, ısırgan otu, bir tane soğan, bir avuç karaüzüm. Bir fincan yoğurt suyu. Bakın dikkat edin. Boyada da vardı yoğurt suyu, bunda da var. Ben de almış acaba neden? Dedim içinde, şuradan. İçinde çok özel faydalı mikroplar var. Probiyotik dediğimiz mikroplar var. B saça vitamini var, geliyor. B vitamini var. Saçlarınız için inanılmaz nimet. O yüzden bunu koyuyoruz. Bir fincan yoğurt suyu. Ve saçlar için yine bir mucize sarımsak sevgili kardeşlerim. Evet. Kokuyor ama üç mucize diş, yani. 3 diş de sarımsağı yine ezilmiş halde ezeceğiz şöyle. Ezelim. Öyle de ezeceğiz. Ya da pratik olarak şöyle ezmenizi daha çok tavsiye ediyoruz. Havanda değil. Şöyle bak şöyle. Bıçağın kenarı şöyle ezdiniz mi bak. İşte bu zaman daha güzel kokusu çıkıyor. İşte bunu da attık mı? Attık. Üç dik. Daha güzel kokusu çıkıyor. Evet. Çıksın. Bir tane de kırmızı soğanın kabuğunu. Bir tane komple soğan attık. Bir de kırmızı soğanın kabuğunu attık. Sevgili kardeşlerim ne kaldı? 3 tane bardakta su koyacağız bunun içine. Evet. Şimdi yaklaşık bunu 10 dakika kaynatacağız. 10 dakika demleyeceğiz. Süzeceğiz. Süzdükten sonra bunun suyuyla
saçlarımızın dibine masaj yapacağız. Saçlarımızın dibine nasıl masaj yapacağız? Sevgili kardeşlerim, şu parmaklarınızın şu etli kısmıyla saçlarınızın dibine böyle 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 bastıra bastıra masaj yapacaksınız. Niçin? Hani dedim ya, saçların dibinde damarlar var. Hangi damarlar? İşte buradaki damarlar var. Saç derisinin dibine buraya böyle 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 bastıra bastıra masaj yaptığınız zaman buradaki damarları uyarıyorsunuz. Buranın kanlanmasını arttırıyorsunuz. Buraya bastırdıkça bu solüsyonla buradaki pigment tabakasını da uyarıyorsunuz, beslenmesini uyarıyorsunuz. Saçın kırlaşmasını, kısmen de olsa siyahlaşmasını sağlayabiliyorsunuz. Artı en azından durduruyorsunuz. Yani o haliyle durdurmayı sağlıyorsunuz. Amaç bu saç dibindeki kanlanmayı arttırmak. Saçın derisinde sevgili kardeşlerim, şurada bir yağ vardır, yağ. Bu yağ saçı devamlı böyle besler. Saçlarım yağlandı dersiniz. Sık sık saçlarınızı yıkadığınız zaman saçlarınızın beslenmesini bozarsınız. Bu saçın yağı saçı besleyen, saçı sağlamlaştıran özel bir şeydir. Belirli bir yaş bu saçların dibi de kurur. Der ki saçlarım cılızlaştı, bir şey oldu dersiniz. Maalesef fazla boyatan hanımefendilerde de bu çok olur. Şurada bir kardeşim başını sallıyor, bir onunla bir konuşalım bakalım. Ne diyor kardeşim? Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin? İç Aydınlık evlerden geldi. Evet, güzel. Kardeşim diyor ki, çok da havalısın da şu yani bismillah şu gözlü. Kardeşler gözlüğe bakın, gözlüğe ya. Bak bacımın gözlüğüne bakın. Ne kadar havalı bir gözlük. Evet, çok güzelmiş. Can kardeş, ne oluyor saçlarınla ilgili anlat. Hocam ben 30 senedir röfle perması da vardı, onu kaldırdım. Bir günde iki kere fön, yani 30 yıldır böyle bir yıpranmam var. Dökülme var, kuruma var saç diplerimde. Bakın saçların dipleri bir de çok kırık ince. Kırık, görüyor musunuz? Teller ince ince. Evet, çok neden ince. Saçının dibinin iyice yağmağı kalmamış, kurumuş gitmiş. Abla, kaç sefer yıkıyorsun saçlarını? Her gün yıkıyorum. Duyuyor musunuz? Evet. Yani her gün şampuan yapıyor musun? Evet hocam, duşa girmeden. Şampuanı ne kadar yapıyorsun? Şu kadarcık, az. İyi, neyse o. Şampuan reklamlarında dikkat edin, bir şey yaparlar, hile yaparlar. Fuuu diye böyle avucun içi gibi o insanları etkilesin diye. Diş macunu reklamlarında da kocaman koyarlar. Şampuanda da avucunu doldururlar. Katliyen, ama katliyen yasak. Şöyle parmağınız ucu kadar yapacaksınız. Haftada iki günden fazla saçlarınıza şampuan yapmayacaksınız. Her gün yıkan. Hiç problem yok. Ama saçlarına şampuan yapmak yok. Şimdi bizim solüsyonu biraz sonra yine anlatmaya devam edeceğiz. Maalesef reklama gitmek zorundaymışız. Solüsyonu anlatacağız. Çok özel bir şampuan anlatacağız. Ama reklamlardan sonra buradayız. Şimdi reklamlar. Evet sevgili seyircilerim. Ablamıza kınamızı yaptık. Kınamızın bitmiş hali. Serap Hanım ne kadar durması lazım Serap Hanım? Yani en az 3 saat dursa olur Feridun Bey. En az 3 saat duracak. 3 saat sonra yıkayacaklar. Yıkayacak. Sizlerin sonra yıkayacak. Önce Allah sonra sizde. Yok çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Geçen sene de yapmıştık zaten. Tabii. Çok da böyle istekle geldi hanımefendi. Harika olacak rengi de. Tamam inşallah. Hadi bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Neyle? Nasıl bir şampuanla saçımızı yıkayalım? Ne dedik? İki seferden fazla yıkamayın dedik. Şampuanı mümkün olduğu kadar az kullanın dedik. Kaç sefer şampuan yapacağız? Bir daha yapalım. Kaç sefer yapalım? Hemen anlatayım. Eğer saçınız kirli ise bir sefer şöyle bir kirini akıtın. Onu bir sefer daha yapın yeter. Sakın 3 sefer değil. O da avucunuz içine. Ama birinci de şöyle bir akıtın. Çünkü o şeyini akıttıktan sonra ikincisi daha güzel köpürüp daha güzel sizi mutlu edecektir. İki seferden fazla yapmayın. Sevgili kardeşler, bu ara unutmadan söyleyelim. Yarın ve değil mi Serap Hanım? Çarşamba ve Perşembe günü haftanın iki günü değil evet, mi? Evet. Çarşamba ve Perşembe günü. Yarın Perşembe günü yavrularımızın imtihanı var. Bizim için ne imtihanı? TEOG denilen yarış başlıyor yavrularda. Eski deyimle orta sonlar, yeni ile 8. sınıfların bir imtihanı var. İki aşamalı girecekler. Bir tanesini yarın girecekler. Bir de Perşembe günü girecekler. Sonra bir de Nisan'da girecekler. Bir de Nisan ayında girecekler. Bizim de kızımız büyüdü. Kocaman olmuş. İmtihana girecekmiş. Allah bütün yavrularımıza, bu arada bizim yavrumuza da
şifalar, güzellikler versin, evet, başarılar versin, doğru, zihin açıklığı versin. Amin. Devletlerine, milletlerine, Allah'larına yolunda olsunlar, güzel olsun imtihanları, başarılı, evet, olsun imtihanlar inşallah. Amin. Ne yedirin çocuklarınıza, ne yedirin? Aman ne olur, bir çocuklarınıza son gün aman şunu ye, bunu ye deyip olmadık şeyler yedirmeyin. Ne olursunuz? Çok fazla pirinç miniç yutturmayın çocuklarınıza sabah sabah. Zemzem içireceğiz diye beklemiş bayat su filan içirmeyin. Bazen öyle yapıyorlar anneler. Günlerce güneşin altında pet şişede duruyor zemzem. Onu vermeye kalkıyorsunuz. Sakın son dakikada öyle bir şey yapmayın. Taze zemzem tabii ki güzel verebilirsiniz. Az verin, çok vermeyin. Buna dikkat edin. Cevizle kara üzüm yedirin bol bol çocuklarınıza. Bugün, yarın yedirebilirsiniz. Onu da abartmamak kaydıyla. Bazı anneler sabahın köründe kahve içiriyorlarmış, yok zihin açıklığıymış, şuymuş muymuş. Sakın ola ki normalin dışında bir şey yapmayın çocuğunuza, değişik bir şey yapmayın. Niye okunmuş üstüne, pirinç vermeyelim mi? Okunmuş pirinç az bir ver, tane. Öyle çok öyle fazla 5 tane 10 tane vermeyin. Ben çok vermeyin. Pirinç yutmuşumdur. Okunmuş pirinç. Çok çok yutturdular vallahi pirinci. Bize sana yutturmadılar mı? Çok bana da çok yuttu. Ben hep dalga, anne karnımda pirinç, tarla, pirinç tarlası çıkacak derdim böyle. Sağ olsun anacığım, Allah razı olsun ondan. O güzel dualar sayesinde biz çok şeyler, önümüzdeki, evet, günlerde size hikayesini anlatırım kardeşler. Öyle şeyler oldu ki, o duaların öyle etkisi olurdu ki anlatırım. Önümüzdeki günlerde anlatırım, bugün gecikmesin. Anlatacağım böyle mucize gibi şeyler olmuştur bu dualar sayesinde. Evet, ana baba, evet, duası da çok, evet, çok önemli. Farklıydı. Çok önemli. Neyse, doğru, şimdi durun kardeşler, bütün çocuklarımıza duamızı edelim içimizden. Yavrularımıza duamızı edelim. Benim kızıma da dua istiyorum sizden. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, şimdi can kardeşler. Şampuanınızı nasıl istiyorsanız kullanın. Ona fazla itirazım yok. O markaymış, bu markaymış, falanmış, mekanmış diyorsunuz ama mümkün olduğu kadar az zararlı olanlarını kullanın. Bazı kardeşlerim mesela bebe şampuanları kullanıyorlarmış. Doğru yapıyorlarmış, iyi yapıyorlarmış. Onların biraz daha azdır içindeki kimyasalları, doğrudur. Bazı şampuan markaları iyi yapıyorlardır, doğrudur. Onlara da katılıyorum. Ben de size tavsiyem nasıl? Hangi şampuanınız olursa olsun onu alın, bir kabın içine boşaltın. Bak ne yapacağız şimdi? Şampuanımızı doğal hale getireceğiz. Benim evde nasıl şampuan kullanıyorsun derseniz, ben kendim bir ozonlu bir şampuan buldum, onu kullanıyorum. Ozonlu bir şampuan var. Ozonlu zeytinyağından yapılmış şampuanmış. Ben onu kullanıyorum kardeşlerim. Ben şimdi size diyorum ki nasıl şampuan kullanırsanız kullanın. Şimdi bu şampuana biz su koyacağız. Ne kadar su koyacağız biliyor musunuz? Neredeyse yarı yarıya kadar su koymanızı tavsiye ediyorum. Sulandırmanızı tavsiye ediyorum. Nasıl yapacağımızı anlatalım. Şimdi sen biraz su koyalım Serap Hanım ona şöyle. Yani 500'e 500 kadar su koyabilirsiniz. Benim formülüm o şekilde. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Ondan sonra ne yapacağımızı anlatıyoruz. Her yerde bulabileceğiniz E vitamini kapsülleri vardır. E vitamini kapsülleri vardır. Onları derin kendiniz bunun içine böyle akıtacağız. E vitamini saç besleyici özelliği çok fazla. E vitaminini koyduk. Ondan sonra ne yapıyoruz kardeşlerim? Ne yapıyoruz? Al bunu da karıştır. E vitamininden sonra devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Menekşe yağı. Saçlar için çok besleyici. Evet. Ne çok kadar? Güzel, çok güzel. Bir çay kaşığı kadar menekşe yağı koyuyoruz. Koyduk. Bir çay kaşığı kadar argan yağı. Yalnız argan yağına dikkat edin. Her yağ argan yağı değil. Argan yağı pahalı bir yağ. Ucuz bir yağsa bilin ki argan yağı değil. O yüzden iyi, güvendiğiniz bir yerse alın, değilse almayın. Bir çay kaşığı biberiye yağı. Evet. Bir çay kaşığı çam terebentin. Çam terebentin çok önemli. Bir çay kaşığı kadar çam terebentin. Evet. Sevgili kardeşlerim, bir tatlı kaşığı kadar da ozon yağı. Şurada. Ya da, evet, zeytinyağı koyabilirler. Saf zeytinyağı da olabilir ozon yağı bulamayanlar. Evet yani kardeşlerim. Sen bu şampuan iyice kimyasalını kırdın aslında, değil mi? Ağzına sağlık. Sulandırarak, evet, içine yağlar yarı koyarak. Yarı yarıya kadar sulandırıyorum ben. Yarı yarıya kadar sulandırıyorum. İki tane E vitamini koydum. Menekşe yağı, argan yağı, biberiye yağı, çam terebentin, ozon yağı. Bunların hepsini güzelce karıştırdım. Ben yarı yarıya sulandırıyorum kardeşim. Yani 500 mililitreye 500 mililitre su koyuyorum. Ben yarı yarıya sulandırıyorum. Sonra ne yapıyorum? Bunları güzelce
tekrar şampuan kaplarını boşaltır. Burada da ekonomik boşaltır. De olur. Bitmek bilmez vallahi. Aynen Ferizim, öyle. Değil mi? Ama yine de, evet. Yine de, tut telefonu. Yine de diyorum ki kardeşlerim, çok koymayın böyle sulandırmış olmanıza rağmen yine de, tamam. Tamam. Doldu. Evet, böyle kaplara koyuyorum. Ondan sonra güzelce kullanıyorum. Her seferinde ne kadar kullanacağımı da göstereyim. Çalkalıyor musun her seferinde? Ağzına sağlık. Çok önemli bu. Hı. Neden bu yaptığımız şeyler dibine çöküyor? Her seferinde kullanmadan önce çalkala. Şöyle bir çalkalıyorum, ondan sonra alıyorum. Ne kadar alıyorum bak. İşte bak bu kadar alıyorum. Bu kadarcık. Köpürüyor mu Feridun? Çok güzel köpürüyor. Vallahi billahi köpürüyor. Köpürüyor, köpürüyor. Yok ben bak, bu kadar alıyorum. Ben aslında biz birinci yapıyoruz de, evde de. Ben öyle de, sizin de, adınıza de, sordum köpürüyor mu diye. Birinci de hemen bir kirini akıtıyorum. İkinci de gayet güzel köpürüyor. Mis gibi de oluyor. Saç diplerim de o kadar kurumuyor. Gayet güzel de temizleniyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Deneyin, görün. Faydasını göreceksiniz. Ya benimki temizlenmiyor diyenler o zaman deriz ki 3 tane yap o zaman sen. Ama bana göre çok güzel temizleniyor. Zaten çok fazla temizleyeceğiz deyip de saçının dibini kurutursan o zaman dökülmeye mahkumsun. Haberin olsun. Çünkü bir köpük buna görmek istiyoruz Feridun Bey. Böyle bir köpürsün, köpürsün, köpürsün istiyoruz değil mi? Yani hanımlar evet sanki o zaman daha iyi temizlendiğimizi i̇şte düşünüyoruz. İşte o yanlış bir şey, yanlış bir şey. Çok kaliteli, çok pahalı, çok iyi şampuanlar böyle eczanelerde satılan böyle güzel laboratuvarda yapılmış şampuanlar vallahi billahi köpürmez. Köpürmüyor evet. Köpürmez. Bravo. Çünkü neden? Çok fazla köpürmek için içine deterjan sentetik koyuyorlar. Bildiğin deterjan. Söylemek istemiyordum. Deterjan konur. Deterjan konmayan şampuanlar köpürmez. Köpürmeyen şampuan da size göre iyi olmaz gibi olur ama saçlarınız için iyidir. Bu bizim yapacağımız şampuan fazla köpürmeyecektir. Ama göreceksiniz saçlarınız açısından çok faydalı olacaktır. Saçlarınızda kepeklenme olmayacaktır. Saçlarınızın dibi kurumayacaktır. Kardeş, saçınızı yağlamayı anlattım. Getirir misin? Özür dilerim. Banyoya girmeden önce dedim Hindistan cevizle yağlayın. Bir saat dursun dedim. Ondan sonra banyo suyuyla durulama, şampuanlamayı anlattım. Yarı yarı sulandırdık. Sirkeniz. Çıkarken de 3 litre suyun içine bu Hindistan ceviz sirkeden bir fincan koyun. O suyla güzelce saçlarınızı durulayın. Ha bedenine aksın daha da güzel olur. Bedeni de güzel kokar. İsteyen bedenine de akıtabilir. Güzel kokar. Bunları yaptık. Ama arada saçlarıma ben bir şey süreyim. Saçlarım daha güzel olsun. İşte bakın ne yapacağız şimdi. 4 bardak su alacağız. 4 bardak suyumuzu. Bakın bunu da muhakkak yapın. Çok güzel. Hem kokusu açısından güzel hem de çok faydalı bir şey. 4 bardak suyu bir kabın içine koyduk. Sevgili kardeşlerim, 1 su bardağı kadar lavanta koyuyoruz. Lavanta da inanılmaz bir nimet. Ve bunun içine ne koyuyoruz? Bu ne? Bu ne? Tut bakalım mikrofon. Bu ne abla? Koklama. Tarçın mı? Hadi kokla. Kına değil. Yok. Sen kokla. Tarçına benzetmiş. Tarçına benzetmiş. Bu toz ne? Bu hanım bilir. Kına. Kına değil. Yok. Kimyon. Kimyon kokladı bak canım kimyon mu? Bilemedim. Ben buradan yeni bahar. Dur bakalım şu ablam ta buradan duymuş. Ne duydun? Hindistan cevizi. Yok. Bu Hindistan cevizi. Yok. Bu ablam nereden geldin bir anlat. Şöyle dur şöyle dur. Kuşadası'ndan gelmiş. Hoş gelmiş. Kuşadası'nda Hindistan cevizleri bu renk mi oluyor? Ne bileyim öyle benziyor. Kokla. Oradan öyle görünüyordu, kokuyordu. Koklamadım ama. Öğretmenim kokla. Öğretmenim bilir. Neyse vakit kalmadı, söylüyoruz. Söyleyelim mi? Evet. Söyleyelim. Tamam. Bu ablam kokuyu çok iyi anlarmış. Çıkaramadım. He? Çıkaramadım. Karanfil. Aman. Evet sevgili kardeşlerim ne yaptık? Dikkat edin 4 bardak su koyduk. Tamam çok hızlı anlatıyorum çok hızlı. 4 bardak su koyduk. 1 su bardağı lavanta koyduk. 1 tatlı kaşığı karanfil koyduk. Bunları önce bir 10 dakika kadar kaynatacağız.
10 dakika kadar kaynatacağız. 10 dakika demleyeceğiz. Süzeceğiz. Bunun suyunu bir şişeye koyacağız. Günün herhangi bir saatinde bu tık 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 saçlarınıza güzelce böyle diplerine masaj yapacağız. İstediğimiz şekli, formu vereceğiz. İşte size saç losyonu. Hiçbir şekilde sentetiklere gerek yok. Hem güzel şekillenecek, hem parlayacak, hem güzel kokacak. Size bir şey. Ne 4 bardak su, 1 bardak lavanta, 1 tatlı kaşığı da karanfil tozu. Kullanabilecek miyiz bunu? 10 dakika kaynatacağız, 10 dakika süzeceğiz, suyunu kullanacağız. Mesela bir hafta kullanırız bunu. Ha, değil mi? Buzdolabında bekleyecek. Bekleyecek. Buzdolabında bekleyecek. Sakın ona. Her seferinde gene yapın. Hemen şu telefonları vermemiz evet. lazım. Bugün öğretmenlerimize veriyoruz ayakkabıları. Alo diyoruz şifreyi bilenlere. Uğur Ersoy, Kırşehir'den. Merhaba hocam. Merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Nerede öğretmensiniz? Özel bir lisede. Hoş geldin öğretmenim. Hoş öğretmenim, kaç numara istiyorsun? 42 numara. Burada öğretmenler gününde kutluyorum bütün öğretmen arkadaşlarımı. Ben de bütün öğretmenlerim. Meral hocama da burada saygılar, sevgiler. Biz de saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Güzelce ayakkabımızı 42 numara öğretmenim. Şöyle güzelce giy. Kırşehir sokaklarında havanı at öğretmenim. Güle güle. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, bir telefon daha alıyoruz. Allah'a emanet ol öğretmenim. Bir telefon daha geldi. Nural Hanım. Ankara'dan hoş geldiniz. Ankara'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk Feridun Bey, nasılsınız? İyiyim iyiyim. Nerede öğretmensiniz öğretmenim? Ben emekli öğretmenim. Ne güzel, ne güzel. Güzel. Canım öğretmenim. Emekli sağ ol. Günün kutlu olsun. Kutlu mutlu olsun inşallah. Kaç teşekkür numara istiyorsun ederim. Öğretmenim? Efendim? 37 numara istiyorum. 37. 37 öğretmenim. Numara. Nasıl? Efendim? Nasıl istiyorsun? Bak şöyle bir güzel bir model var. Ya da şöyle spor. Gösterebilir misiniz? Bak öğretmenim, gösteriyorum. Şu bantlıydı sen. Tamam. Şunu da ben tutuyorum. Sol taraftaki elinizdeki olabilir, sağ taraftaki. Veya bu hanımınızın tuttuğu şu da olabilir. Şu mu? Evet. Hanımınızın tamam. biri. Evet, evet. Hangisi? Şimdi ha, o. Şöyle. Sevgin Bey'in tuttuğu, elinde tuttuğu. Bu. Evet. Tamam, öğretmenime evet. yolluyoruz. Güle güle kullansın. İyi günlerde. Hürmet ediyoruz. Hemen... Şifre neydi sormadık. Bugün Feridun. Bugün heyecandan şifreyi bile sormuyor. Ama öğretmenim dedikten sonra şifre mifre sormaya gerek yok. Öğretmenim hiç eksik söyler mi? Hiç mümkün değil. Evet, hemen bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Affetsinler beni heyecandan, telaştan. Kursalım. Halise Karakaş. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Öğretmenim şifremiz neydi? Size soralım. 40 yıl hocam. 40 yıl. Allah razı olsun. Öğretmenim güle güle kullanın. Kaç numara istiyorsunuz? 41 numara. Eşim için bağcıksız. Eşiniz için 41 numara bağcıksız. Eşiniz için böyle pamuk gibi, bak böyle bir ayakkabı. Böyle bir ayakkabı. Ve içinde pompası var. Havalanacak ayağı da. Yalnız dikkat et, ayağı havalanıyor. Ayakkabısı havalanıyor. Kendisi de havalanmasın. Dikkat et canım öğretmenim. Ellerinizden öptüm. Allah'a emanet olun. Reklamlara gitmek zorundaymışız. Reklamlardan sonra söyleyeceklerimiz var. Şimdi reklamlar. Sevgili kardeşlerim, ceviz yaprağı, biberiye, ısırgan otu, soğan, karaüzüm, yoğurt suyu, sarımsak, soğan kabuğu ve su koyduğum karışımı hemen süzeceğim. Banyoya girmeden önce bu solüsyonla güzelce saçlarınıza masaj yapınız. Saçlarınızın beyazlamasına mani olucu bir karışım bu. Bunu masajı yapınız iyice. Yaklaşık bir saat falan bekleyiniz biraz. Ondan sonra banyoya girip şampuanınızı yıkamayı yapınız. Saçımız beyazsa? Saçınızın beyazlamasını durduracak. Rengini kısmen grileştirecek. Çok özel bir şey. Dikkat edin, yapın, farkını göreceksiniz. Yalnız anlamazsınız, ne yapacaksınız? Hepinizin evinde telefonunuz var. Telefonla önce saçlarınızı bir çekin. Sağdan soldan çekin. Çekin. Ondan sonra bunu yapın. Bir süre sonra bana dua edeceksiniz. Göreceksiniz. Hem saçlarınız güçlenecek. Hem saçlarınız daha güzel olacak. Artı kalınlaşacak. Böyle bir kalınlaşacak saçlarınız. Kuvvetlenecek. Bir de renginde farkı göreceksiniz. Ama hiçbir şey %100 değildir. Ama farkı göreceksiniz evet. inşallah. Sevgili kardeşim, bugün saçlarımızla ilgili konuştuk. İnşallah bize nasıl geçtiğini anlamadık. Sizler için de öyle olmuştur. Bütün imtihana girecek yavrularımıza bir daha duamızı edelim. Allah yardımcılar olsun abi, diyelim. İnşallah. Öğretmenler gününü canı gönülden, yürekten kutlayalım. Ben de kutluyorum. Bütün öğretmenlerimizin ellerinden öperim. Hepsini... Yarın size tansiyonla ilgili anlatacağız.
Yarın kaçırmayın, balık köftesi yapacağız. Yarın çok güzel ömrü uzatacak, tabii Allah bilir de, ömrü uzatacak, sağlıklı yaşayacak bir karışım yapacağız. Sakın kaçırmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanal 7'de kalın, hoşça kalın.